Sesli okumalar yapıyorum, diyafram çalışıyorum, tekerlemeler akıyor gidiyor falan, güzel güzel konuşuyorum. Çıktım buraya, bir sürü canlı göz, hadi beni inandır diye bakıyor. Hatta çoğunlukla da olumsuz bakıyor, bir süzüyor. Konuşacak mı? Konuşsun bakalım. Böyledir, önyargılıyız biz. Beğenmeyerek başlarız. O şekilde. Siz o insanları çevirip beğenilir hale getireceksiniz, kendinizi dinleteceksiniz. Bunun için 10 maddemiz var. Birincisi, sizden hoşlanmayacaklarına ilişkin ön yargılarınızdan kurtulun. Biz böyle kendi kendimizi kurmayı severiz. Kesin olmayacak, düşeceğim, yanlış bir şey söyleyeceğim, beni sevmeyecekler. İnsanlar sizi sevmeye gelir. Sizi severlerse onlar da benimle vakit geçirir. Bir de öyle düşünmek sizi rahatlatır. Ben sürekli ayda bir, iki ayda bir yeni gruplarla karşılaşıyorum. Bir de ayrıca böyle seminerler var. Bu cümleyi bir düşünsem bu işi yapamam. Ya beni sevmezlerse. Değil. Ben tam tersini düşünerek geliyorum. Herkes beni çok seviyor. Bu bana da iyi geliyor. O enerjiyi yayarak başlıyorum. Sonrası daha kolay ilerliyor. Yani bu duygudan tamamen arınmanızı tavsiye ederim. Diğeri, ortak noktalarınızı bulun. Ortak nokta bulmak konuşmayı başlatabilir, gelişimine katkı sağlayabilir. Takıldığınız yerde ortak noktadan devam edebilirsiniz. Herhangi bir konu, mesela ortaklarınız ne olur? Bursa, üniversite, eğitim gibi ya da siyaset olur, spor olur, magazin olur. Duruma göre, konuya göre ortak bir noktadan başlatıp oradan geliştirebilirsiniz. Yine iletişiminizi güçlendirir. Üçüncüsü, beden dillerine bakın. Zaten ben beden dilini o yüzden öğreniyorum ya, karşı tarafı çözümleyebilmek için siz kendi beden dilinizi o kadar kontrol edemezsiniz. Kalbinizde, beyninizde ne varsa bedeninize o yansır zaten. Ama karşı taraftan asıl mesajı bedeninden alırız. O yüzden gözlemleyeceğim. Mesela ne anlatıyor bu beden dili? Tedirgin. Olumsuz bir düşünce, evet. Düşünüyor, bu bir düşünme hareketi, dinleme hareketi de olabilir. El ağzı kapatıyorsa olumsuzluk başlamış, gözü de göre değil yani şu anda. Rahat değil gözü. Buradan olumsuz bir ifadeyi alıyoruz. Şimdi şu bir dinleme hareketi. Şu dinleme hareketi. Konuşurken mutlaka çenenizi serbest bırakmanız lazım. Ama dinliyorum, dinliyorum. El yavaş yavaş ağzı kapatmaya başladı. Anlatıyor ama tam da anlamadım neyse. Sanki olumsuz bir şey düşündüğünde insan ağzını kapatır. Kelimeleri tutacakmış gibi. Hani kaçacak da ben onu tutayım gibi o bilinç ağzında. Bu çok mutlu değil. Diğeri, onların uyanık tutun. Dedim ya izin verirsem uyursunuz diye. Bir şekilde uyanık tutmamız lazım. Özellikle de sabah erken saatteki sunumlarda bir de akşam. Şimdi sabah kalkmış gözünü açmış ilk beni görüyor. Benim onu canlandırmam lazım. Radyoda çalıştım bir dönem. Sabah programı yapan mutlaka hareketli müzik çalacak. Sabah programında yavaş müzik çalmak yasaktır. Niye? Uyandırmamız lazım. Başka seçeneklerimiz var. Akşam da aynı şekilde son sabraya katlanıyor. O yüzden sorular sorabiliriz. Aslında bir cevap beklemiyorum. Sizce nasıl? Şu şöyle midir, böyle midir? Sadece düşünmeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca bir iki kişiyle göz teması kurun. Zaten göz teması her zaman etkili. Kışkırtıcı olun, zorlayıcı ve ilginç olun. Yani ne yapabilirim? İnteraktif olabilir miyim? Değil mi? Yani saatlerce sessiz sessiz oturtmayın mesela. Arada bir konuşturun. Başka? Zorlayıcı, kışkırtıcı, ilginç. Zorla cümle kurabilirsiniz. Estağfurullah. Hiç yapma böyle şeyler. Gibi ya da hiç beklemedikleri bir şey söyleyebilirsiniz. Bambaşka bir açıdan yaklaşabilirsiniz. Yani o zamana kadar o konuyu pek çok kişi anlattı, konuşuldu zaten. Farklı ne yapabilirdi? Onları düşünebiliriz. Ve ne dedim? Hep aynı ses tonu, hep aynı cümle demektir. Diğeri, hata yaparsanız düzeltin. Ne demiş ünlü düşünür Orhan Gencebay? Hatasız kul olmaz. Doğru mu? Doğru, hatasız kul olmaz. Burada önemli olan hatamı çabuk toparlamam. Ben telaşlanırsam dinleyici daha çok telaşlanır. Ben rahat toparlarsam hatta anlaşılmaz bile belki. Eyvah, valla tüh tüh hata demeyeceğim. Şunu düşün. Buz pateni yarışmalarında. Hiç
devam ediyor. Yüz ifadesi bile bozulmuyor. Çünkü devam ettiği müddetçe kazanma şansı devam ediyor. Yoksa zaten düştü gibi. Konuşmada da aynı şekilde sahne kullanımında. Devam edeceğim normal bir şekilde, toparlayacağım. Diyelim, mizah. Bak arada gülüyoruz değil mi? Kendimize gülüyoruz, dalga geçiyoruz, espri oluyor, şu bu. Gülmek işe yarar, ortamı olumlu hava içine sokar. Arada böyle konuyla birebir alakalı fikri anlatmak, espriler yapmak falan. İş görür yani. Sürekli gülme eğlenme üzerinde değil ya. Stand-up yapmıyorsan sürekli gülme değil. Ama arada bir gülümsetmek lazım. Başka? Hikayeler anlatın. Bu da bizi bilgi veren insan konumunda gerçek insan konumuna taşır. Daha rahat anlaşılır. Hayat hikayelerimizden, anılardan, başkalarının anılarından paylaşımlar yaparak konuyu pekiştirebilirsiniz. Daha kalıcı olur, daha rahat anlaşılır. Onun dışında ortamı iyi kullanın. Kim bu? Cem Öğretir. İyi bir örnek olduğu için koydum. Şimdi ben bir saat, iki saat burada böyle konuşursam olur mu şu şekilde? Yine aynı şeyleri söylüyorum. Ne kadar sıkıcı değil mi? Ortamımı kullanmam lazım. Şu anda bana verilen ortam bu kadar. O zaman hepsini kullanacağım. Daha büyük olsaydı onun hepsini kullanacaktım. Bazen oturmak gerekir. Kesin oturarak konuşmam lazım. Belimden daha çok döneceğim etrafa. Yine hareketli. Elimi, kolumu, belimi daha aktif kullanacağım. Ama mutlaka hareket etmem lazım. Diyelim, teknolojiyi doğru kullanın. Slide kullanıyorsunuzdur ödev anlatımlarında falan da. Daha sonra işte de lazım olur. Bunu da kullanmayı bilmek lazım. Fondaki renk, öndeki yazı, görünecek, şekil görünecek falan. Hem o renk detayları var. Bir de anlatım bozukluğu, arka fon. Böyle bir kavram yok. Fon zaten arkada olur. Ha, bu şu gibi oluyor. Yan profil. Profil ne demek? Yandan görünüyor. Ön profil yok ki yan profil olsun. Ya da geri iade etmek. Ya geri verilir ya da iade edilir gibi. Ya da yüz mimiği. Mimik zaten yüzde olur. Bunlar anlatım bozukluğu. Burada da aynı şekilde arka fon değil. Fon. Anlatacağınız her şeyi buraya yazmayacaksınız. Burası kolaylaştırmak için var işinizi. Yani bu slaytların hiçbiri olmasaydı da benim bütün bu konuyu anlatıyor olmam lazım. Ne oldu bak, bilgisayarda sorun oldu. Çözülemeyebilirdi. Ben ne yaptım orada? Takıldım, hiç telaşlanmadım. Çünkü ben 3 saati de doldurabilirim. Slayta ihtiyacım yok. Konuya o şekilde hazırlanmamız lazım. Slayta bağlı bir kalırsanız o bilgisayar bozulur, o elektrik kesilir, sistem çöker, belleğe virüs girer. Olabilir demiyorum. Kesin olur. Kesin, emin olun bundan. Ha. O yüzden hiç slayt yokmuş gibi hazırlanıp bunu artı bir durum olarak kullanacağım. O kısım önemli. Bir de 10 dakikalık sunum mu yapacağım? Sanki 2 saat sunum yapacakmışım gibi hazır olmam lazım. İşte o benim özgüvenimi de artırır. Konuya hakimiyetimi de artırır. 10 dakikaya 10 dakikalık hazırlanırsanız 2 dakika sürmez. En fazla 2 dakika anlatırsınız. Unutur insan, heyecanlanır, araya laf girer, soru girer. Hiç bilmediğiniz yerden soru gelir ama 2 saatlik hazırlanırsanız hiç bilmediğiniz sorunun gelme ihtimali çok düşük gibi. Hep diyorum hani hazırlık, önden mümkün olan bütün hazırlığı yapmakta fayda var. Slide'da da 5'e 5 kuralı vardır. En fazla 5 satır, 1 satırda en fazla 5 kelime yazılır. Burası merhaba güle gülenin yazılacağı yer değil mesela. Bir de şunu da yazma lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ezik bir cümle bu. Yani bunu böyle yazmayalım. Son üçlü bir bitiriş yapalım. Ünlü birinin sözü. Mesela bir atasözü gibi ya da özel bir görsel. Böyle güçlü bitirelim. Her zaman bir güçlü başlangıcınız ve bitirişiniz olsun. Sonuncu maddemiz. Ne dedim demin de, bu iş tecrübe işi. Bolca alıştırma yapın. Her konuşma fırsatını değerlendirin. Yeni yeni tarzlar deneyin. Her çıktığınızda başka şekilde anlatın, başka örnek verin. Algınızın hep açık olması lazım. Yani gittiğiniz her yerde bütün konuşmalar, iyi bir gözlem yeteneğinizin olması çok işinize yarar. Malzemedir bunlar hep ve kullanılır. Bu kim? Ne çok iş yaptı mı geçeceğiz? Bak nasıl, ne kadar güvenli anlatıyor. Buradaki güvenli duruşu hoşuma gitti aslında. Bak
kışın durumumuz bu gibi anlatıyor. Böyle görüyor. Tıpkı kaç yaşında. Yani bunu herkes yapabilir. Yeter ki atın kendinizi sahneye. Ben sürekli böyleyim tabii her yerde. Sahneye atın, yapın. El kaldırın, ben yapacağım.